Evet gençler şimdi konuyu gördük arkasında ne yapmamız lazım? Pekiştirmemiz lazım. Yani sorularla şimdi pekiştirme evremiz başlıyor. Sorularımız nereden? Tekrar ediyorum video defter notundaki sorular soru bankası değil burası. Peki ne diyeceğiz şimdi? Birinci soruda demiş ki Mendelevi'nin hazırladığı periyodik sistemle ilgili ifadelerinden hangisinin doğru olduğunu soruyor. Daha keşfedilmemiş olan elementler için bazı yerleri boş bıraktı. Dedik ya galyum gibi germanyum gibi elementlerin yerlerini boş bıraktı ve gerçekten de öngördüğü gibi daha sonralarında bunlar bulunup yerlerine yerleşti. Yani doğru bir ifade. Elementleri periyodik sisteme artan atom numaralarına göre sıraladı. Hayır. Bu günümüzdeki sıralama. Bu adamlar artan atom kütlelerine göre yani kütle numarasına göre sıraladı. Günümüzde artan atom numarası protona göre sıralanmıştı. Bu günümüzdür. O yüzden Mendeleev buna göre sıralamadı. Yalan bir ifade oldu. Devam ettik. Benzer özellik gösteren elementleri alt alta gelecek şekilde grupladı. Gruplandırma sistemini kullanmıştı ve dedi ki benzer özellikteki adamları alt alta yazıyorum demişti. Mendelevi'nin bu e, tablosunu uyguladığı bir sistem. Yani 1 ve 3 doğru olarak gelecek cevabımız Ceyhan olacak. Geldik ikinci soruya. Modern periyodik sistemle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Yani günümüzü istiyoruz şu anda. Henry Moseley tarafından... Artan atom numaralarına göre düzenlenmiştir. Doğru. Bak atom kütlesine göreydi ama her Moseley x ışınlarıyla bir deney yapmıştı. Bu deney sonucunda atom numaralarının periyodik fonksiyona göre artış gösterdiğini göstermişti. Bu yüzden dedi ki ben artık sistemi atom numarasına göre dizeceğim dedi. Yupak sistemine göre 8 tane A, 8 tane B grubu vardı. Yanlış. Neden yanlış hocam? Doğru değil mi? Hayır. 8 tane A var. Doğru ama 10 tane B grubu var. Toplam 18 olması gerekiyor. O yüzden burası yanlışlıkımız Bolivya gel. Ama diğerlerine bir bakalım. Benzer kimyasal özellik gösteren elementler aynı grupta yer alır. Ne dedik? Alkali metaller, toprak alkali metaller dedik. Benzerlikleri aynı gruba yer almaya başlamıştık. Aynı enerji seviyesine sahip yani katmana sahip olan elementler aynı periyotta yer alır. Zaten bize katman sayısı periyot numarasını veriyordu. Doğru bir ifade dedik. İlk 3 periyotta geçiş metali yer almış, almaz. Geçiş metalleri 3'ten sonra yani dördüncü periyotta başlardı. Doğru bir ifade geldi. Yani yanlış cevabımız Bolivya şeklinde karşımıza gelecek. 3. soru bana şunu demiş. Periyodik sistemin bazı gruplarının özel adlarını verdim ben sana. Buna göre periyodik sistemde yer alan hangi grubun adı yanlış verilmiştir? Şimdi burada şunu dikkat edeceğiz. Özel grup adları gerçekten bizim için önemli. 1A grubuna ne dedik? Alkali metaller. 2A toprak alkali metal. 3A toprak metal şeklinde söylemiştik. Peki 4A'ya gelince 4A ilk üyesinin adı karbon grubuydu. Kalkojenler dikkat edin 6A grubu yani oksijen barındıran grup olacak. Yanlış cevabımızı bulduk. Halojenler 7A grubu. Burası da doğruydu. Yanlışlıkımız denizli olarak karşımıza çıkar. Geldim dördüncü soruya. Demiş ki bize Periyodik sistemle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yalandır diyor. Şimdi A gruplarına baş grup, B gruplarına biz ne dedik? Yan grup ismini verdik. Yani doğru bir ifade. Grafit kendisi bir ametaldi. Ametal olmasına rağmen elektriği ileten tek ametal sınıfıydı. O yüzden istisnada grafit hariç elektriği iletmez diyor. Hatırlıyor musunuz? Peki. Bir element iyon durumuna geçerse Periyodik sistemdeki yer değişmez. Şimdi iyon ne demek? Anyon ya da katyon. Beni ilgilendirmez ki. Niye? Çünkü anyon ya da katyon durumu elektron sayısını değiştirir. Ben periyodik sistemdeki yer için proton sayısına bakıyorum. Protonun oynama yapmam. Bu yüzden periyodik sistemdeki yeri değişmiyor. Oda koşullarında sıvı olan tek metal civadır demiş. Şimdi metallerin tamamı oda koşullarına katıydı. Bir istisna hariç. Kimdir o? Civa. Civa hariç formülünü de yazalım. Kimdir? Civanın formülü? Hg demiştik. Civa haricinde kalan bütün metaller o da koşullarının sıvı pardon katı olmak zorundaydı. Peki her periyot bir alkali metal ile başlar. Aa işte sorarlar dediğimiz istisnayı sormuşuz. Alkali metal ile başlar kelimesi yanlıştır. Bakın birinci periyot hariç her periyot. Çünkü birinci periyodun biri A grubunda kim vardı? Hidrojen vardı. Hidrojen her ne kadar alkali metal sınıfında gibi gözükse de burada değildi. Bir A grubunda ametil olan tek elementti. O yüzden yalan cümlemiz bu. Hidrojen hariç demesi gerekiyordu. Devam edelim 5. sorumuzda. Modern periyodik sistemde yukarıda verilen gruplardan hangisi yer almaz? Asal gazlar var mı? Var. Soy gazlar, asal gazlar diyoruz. Burası nedir? 8A grubu elementlerimiz. Peki toprak alkali metal, 1A toprak metali, 2A e, toprak alkali metal, 3A toprak metal. Yanlış söyledim ya. 1A alkali metaller, 2A toprak alkali metaller, 3A toprak metali. O zaman burası ne olacak? 3A sınıfı olacak. Peki alaşım? Alaşım diye bir grup var mı ya? Yok. Alaşım neydi? Metallerin karışımı. Böyle bir grubumuz yok. Hangisi yer almaz demiş? Aha da bu. Üçüncüsü yer almaz. Devam edeyim altıyla. Diyor ki bak periyodik sistemde bir tane yer bulmak istiyorsun diyor. Bunun için ifadelerinden hangisinin doğru olduğunu söylüyor nötr halinin katman sayısı periyot numarasını verir. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Biz periyodik sistem için önce nötr olmasını istiyorum. Çünkü nötr halinde katman elektron yaptığında proton elektronu eşit. Aslında sen proton numarasına bakıyorsun. Yani doğru bir ifade geldi. Nötr halinin son katmanındaki elektron sayısı, değerlik elektronu verir. Bak mesela bir örnek göstereyim. Sallıyorum. 11 sodyum dediğimde 2 8 1 diyorsun ya. 3 tane katmanı var. Birinci öncülü sağlar, üçüncü periyot dersin. En sondaki elektron sayısı bir. yani derlik katmanı, derlik elektronu. Bir de bize ne verecek? Bir a grubunda olduğunu söyleyecek. Bunu da verdi. İyonlardan proton sayısına göre yer bakılır. Bak iyonların da diyelim ki artı bir yüklü bir iyonuna bakıyorsun. Elektron sayısı o. Bak ben periyodik sistemdeki yere ona göre bakmıyorum. İyonların da proton sayısına göre açmak zorunda kalıyorum demiştim. O zaman bu ifade kesinlikle doğru. Yani cevabımız Edirne olarak karşımıza gelecek. Geldim 7. soruya. 7. soru bir kesit sorusu. Bize demiş ki X, Y, Z elementleriyle ilgili birkaç tane bilgi vermiş. Buna göre periyodik sistemdeki yerleri aşağıdakilerden hangisi olamaz. Bak olmayacak özelliği söylüyor. Bire baktım. X ve Y aynı enerji düzeyine sahip. Yani aynı periyotta yer alıyor diyor. O zaman X ve Y aynı periyot olabilir hocam. Aynı periyot olabilir. X veya aynı periyot ama yer değişik beni ilgilendirmez. Aynı periyot demiş. Önce şu sonra bu dememiş. Olabilir. Hocam aynı periyot olabilir. Aynı periyot olabilir. Çok güzel. Hiçbir şey elemedik Devam ediyoruz. Y ve Z'nin değerlik elektron sayısı aynıdır. Kim olmak zorundasın? Aynı grupta yer almak durumundasın. Y ve Z aynı grupta. Hocam olabilir. Y ve Z aynı grupta. Olabilir. Y ve Z aynı grupta olabilir. Y ve Z aynı grupta olabilir. Çok güzel. Şu an hala eleyemedik. Devam ediyoruz. Y'nin 2, Z'nin 4 katmanı vardır. Ha, bir dakika hocam. Bak Y'nin 2, sallıyorum burası ikinci periyotsa burası üçüncü periyot. Ama periyot arasında bir fark var. Bunun olma ihtimali yok olma ihtimali yok. Neden? Çünkü bak sana diyor ki Y'nin 2 şu adam 2. periyottaysa Z'nin bak 3 4 4. periyot olması lazım. 2 ise 3 4 4'te olması lazım. 2 ise 3 4 4'te olması lazım. Demek ki olmayacak seçenekimiz sadece A olarak gelecek. Geldim 8. E. Boş bir tane periyodik sistem vermiş. Demiş ki yukarıda verilen periyodik sisteme göre aşağıdakilerden hangisini söyleyemem. hemen? 1 Birinci periyotta iki element bulunur. Bak. birinci periyot 1 2. Gördün mü? Gördüm hocam. Söyledik. 7. periyottan pardon. 7 periyottan oluşuyor. G'yi kaldıracağız burası. 7 periyottan oluşuyor. 1 2 3 4 5 6 7. Aa 8 9 sakın demeyin. Neden? Hatırlıyor musunuz? Şunlar neydi aslında bunda dikine olan yapılardı. Toplamda 7 tane periyodumuz vardı. Yani doğru diyeceğiz. İkinci ve üçüncü periyotta eşit sayıda element vardır. Şimdi ikinciye bir bak. İkinci ve üçüncü periyot. Şöyle bir abluk altına alayım bunu. Şöyle geldi. Bu abluka ne ya? Hani sanki savaştayız abluka altına alıyoruz. Şimdi ikinci ve üçüncü periyoda geldiğimizde ikisi de ne? Tamamen simetrik. O zaman aynı sayıda element var mıdır? Vardır diyeceğim. Sekiz tane grup vardı. Gülden yalan. Niye? Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Periyodik sistemde toplamda 18 tane grup vardır. Yalan konuşma bana diyorsun. Yani denizli işaret dedi. İlk 3 periyotta geçiş metali bulunmaz. Geçiş metali şurasıydı. Dur onu da maviyle yine abluk altına alayım. Bu sefer de maviyle abluk altına aldığımızda şöyle diyeceğim. Birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot. Var mı? Yok. Abluka altına aldığımız geçiş metalleri nereden sonra başlıyor? Üçüncü periyottan itibaren başlıyor. O zaman burası doğru demiş oluyoruz. Yani yanlış cevabımız denizli olacak. Geldik 9'a. Demiş ki modern periyodik sistemle ilgili ifadelerinden hangisi bak doğrudur diyor. Değerli elektron sayısı 2 olan her element oda sıcaklığın katı halinde değildir. Neden? İstisna unutma. İki tane istisna vardı periyodik sistemde. Birisi hidrojen, birisi helyum. Hidrojen kendisi bir ada olmasına rağmen metal değildi. Helyum amcamızın değerlik elektron sayısı 2 olmasına rağmen 2A'da değil 8A'da soy gazdı. E adam ne diyor? Katıdır diyor. diyor. Yalan. Hidro, helyum var çünkü o adam gazdır diyeceksin. Aynı grup elementlerin kimyasal özellikleri benzerlik gösterir. Doğru mu? Doğru. Bak benzerlik gösterir diyor. Aynıdır demiyor. Sıkıntı yok o zaman. Her periyot bir metal ile başlar. Külliyen yalan. Niye? Hidrojen 1A grubunda oluyor ama A metaldi. O zaman burası yalan bir ifade oldu. Hangisi doğru çıktı? Yalnızca ile seçeneğimiz doğru gelmiş oldu. Şu da kırmızı yeri alayım da. Heh, 13 sorumuza devam edelim. Bir iyonun sadece katman elektron dağılımının bilinmesiyle niceliklerinden hangisine ulaşılamaz? Şimdi güzel. Bir tane iyon. Bak, bir iyon var. İyon anyon mu? Katyon mu biliyor musun? Mesela X ya da Y diyeyim. Anyon mu katyon mu? Söyledi mi? Yok. Sadece kimi biliyorsun? Katman elektronu biliyorsun. Mesela dedik sana 2 dedi. Şuraya geldi 8 dedi. Mesela şuraya geldim 2 dedim. Şuraya dedim 8 dedim. Şurası eksen burası da artan olsun. Şimdi katman elektronu biliyorsam neyi bulabilirim? Hiçbir şey bulamam. İyon yükünü vermemiş ki sana. Bir iyonun, bak anyon dememiş, katyon dememiş bir tane iyon olduğunu söylemiş. Katman elektronu biliyorsun diyor. Sallıyorum. Bak şurası 1 olsa, normalde elektron sayısı 10'du ya, proton sayısı 11 olur. Burası 1 olsa, elektron sayısı 10'du ya, burası 9 olur. Bu adam 1A olur, bu adam 7A grubu olur. Her şey bozuluyor. Çekirdek yüküne Ulaşamadım. Nötron sayısına imkanı yok ulaşamazsın. Periyodik sistemdeki yerine ulaşamazsın. Hiçbir şey ulaşamazsınız gençler. O zaman cevabımız ne? Hiçbir şey ulaşamadım. Yani Edirne olarak geldi. Devam ediyorum. Kırmızı mı seçeyim? Diyor ki periyodik sistemin baş grup, yani A gruplarından bahsediyor. Elementi olarak bilinen x elementi ile ilgili aşağıdaki bilgileri ben sana söyledim. Bak diyor buna göre x elementi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi oda koşullarının gaz fazında bulunur. Hidrojen oda koşullarının H2'dir. H2 gazı şeklinde bulunan bir ametaldir. Helyon zaten soy gaz bu adam kendisi. Oksijen oksijen gazıdır kendisi. Flor, flor gazı, neon, neon gazı. Şu anda hiçbir şey bulamadım. Oda koşullarının gaz fazında hepsi bulunuyor. Sıkıntı yok. Bulunduğu grubun ilk üyesidir. Bak çok güzel bir soru. Şimdi 1A bir grubu birinci periyot. Hatırlayın şöyle bir tane çizip bir diyorum. İlk periyotta 1A'nın en üstteki element Doğru. Helyon hocam 2 dedim. Birinci periyodun en üstü ilk element Doğru. A hocam oksijene geldim. 2 6 dedim. A ikinci periyotta. O zaman ilk element değil midir? İlk elementtir. Neden? Şöyle bir kapatarsak bir periyodik sistem çizeyim ben size. Şöyle bir periyodik sistem çizdiğimde. Şurası 1A, Şurası 8 a Şöyle bir e, çizikleme yapayım. Burası birinci periyot ya. Birinci periyotta zaten iki tane element var. Birisi 1 bir A'da, birisi 2 A'da. Geriye kalanların hepsi ikinci periyottan başlıyor zaten. İkinci periyodun ilk elementi kim? Burada 6 A olarak getireceğimiz oksijeni bulmuş olacağız. Nedir? İlk elementi. Bir şey fark etmez. O zaman ikinci periyodun ilk elementi. Şuraya geldiğinde hocam 2, 7, 7. periyodun pardon ikinci periyodun ilk elementi yani 7A grubu. Şuraya geldiğimde 2 ve 8 dediğimde bir dakika hocam 8A'nın bu ikinci element. Bana neyi söylüyor? Bulunduğu grubun ilk üyesidir. Bu adam değil. Gitti. Bir tane eledik. Peki değerlik elektron sayısı grubundaki diğer elementlerden farklıdır. Direkt sadece buna baksaydık. Nedir bu? Her, Başka bir seçenek yok. Demek ki benden istediği adam kimmiş? Bolivya. Yani helyum olarak karşımıza gelecekmiş. Evet gençler bu testimizi bitirdik. Bir sonraki testimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.